Sosyal bilgiler. Evet, bugün ayın 17'si, 17 Ocak 2020. Bugün ne günü? Karne günü. Son dersimizde karnelerimizi dağıtacağız. Ama hala dersimize devam edeceğiz. Çünkü ders de her şeyden önemli. Bizim için. Evet, tatilde bol bol eğlenmenizi, dinlenmenizi, yapmak istediklerinizi yapmanızı, ailenizle bol bol güzel vakit geçirmenizi istiyorum. Gidin, gezin, dolaşın. Ama özellikle ailenizle birlikte bol vakit geçirin. Pikniğe gidin, gezmeye gidin, büyüklerinizi ziyaret edin. Onlarla konuşun, onların ellerini öpün, hallerini, hatırlarını sorun, tamam mı? Anlaştık mı? Dinleniyorum. Ama dinlenirken de arada bir derslerimizi şöyle tekrar etmeyi unutmayalım. Hikayelerimizi okumayı unutmayalım. Bol bol hikaye okumamız gerekiyor. Tamam mı arkadaşlar? Tamam. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Sanırım anlaşıldı. Evet. Bugün son dersimiz sosyal bilgiler. Bugün sosyal bilgilerde teknolojik ürünler. Teknolojik ürünler hayatımızın neresinde konusunu işleyeceğiz. Teknolojik ürünler hayatımızın her evresinde, hayatımızın artık her noktasında teknolojik ürünlerle rastlıyoruz. Evimizde teknolojik ürünlerle görüyoruz. Mesela evimizdeki buzdolabında eskiden yiyecekler nerelerde saklanırdı? Kilerlerde. Yiyecek dolapları vardı ama soğuk havalı olmadığı için uzun süre yiyecekleri saklamak çok zordu. Şimdi artık yiyeceklerimizi ne yapıyoruz? Buzdolabında çok daha uzun süreli saklayabiliyoruz. Evimizde artık herkesin televizyonları var. Bakın bunlar teknolojik ürünler. Çamaşır makineleri, eskiden annelerimiz, çok eskiden çamaşırları nerede yıkardı? Elleriyle yıkarlardı her gün. Düşünebiliyor musunuz? Ne kadar büyük zorluk ve zahmet de onlar için. Şimdi artık bir tuşa basmak bütün çamaşırların yıkanmasını sağlıyor. Elektrik süpürgeleri. Hatırlar mısınız? Belki evlerinizde de hala var ya, o çalı süpürgeleriyle süpürge otundan yapılan süpürgelerle evler süpürülürdü. Bazen hala bazı evlerde kullanıldığını ben görüyorum. Başka evimizde teknolojik ürünler ütü. Ütü, eskiden ütü yapmak nasıldı? Nasıl ütü yapılırdı? Hatırlar, bilir misiniz ya da annelerinizden, babalarınızdan hiç duydunuz mu? Ütü, kömürlü ütüler vardı. Bakın okulumuzun müzesinde de var o kömürlü ütülerden. Kapağını açıyordum, o odun kömürlerini içine koyuyordum. O odun kömürü ısı veriyordu o metale, ütüye. Onun ısısıyla ütülenmeye çalışıyordu. Ya da yatak altlarına koyuyordu ütülenecek şeyler, elbiseler, pantolonlar. Yatağın altına koyuyordu, üstüne yatılıyordu. Sabah ütülü bir şekilde hazır oluyor. Ne kadar düzgün oluyorsa orası meçhul. Şimdi elektrikli ütüler sayesinde, buharlı ütüler sayesinde çok rahatlıkla ütülerimizi yapabiliyoruz. Başka nerede var evimizde teknolojik üründe? Çamaşır makinesi. Çamaşır makinelerinde biraz önce söyledik. Bulaşık makinelerinde. Başka bilgisayar, her evde bilgisayar var. Artık neler var? Bir de akıllı evler var. Evinizi uzaktan kumanda edebiliyorsunuz. Evinize gitmeden doğal gazınızı açıp evinizi ısıtabiliyorsunuz. Bulaşık makinenizi çalıştırabiliyorsunuz. Yani bir sürü işlemi evinize gitmeden de yapabiliyorsunuz. Bu yeni nesil akıllı evler sayesinde. Evimizin her tarafında artık teknolojik ürünler var. Şimdi beslenmede, temizlikte, eğlencede, televizyonlar, bilgisayarlar, bilgisayar oyunları, PlayStation'lar,
artık hayatımızın ne olduğu bir parçası oldu. Ama fazlası ne bu tip oyunların her zaman için çok zarar. Fazla oyuna dalınca özellikle bilgisayar oyunları tamam mı? Çağımızın bir gereği ama sınırlı sayıda, sınırlı miktarda, sınırlı zamanlarda bunlara o vaktimizi geçireceğiz. Haberleşme teknolojisinde bakın artık daha önceki dersinizde hatırlarsanız demiştim bir telefon tuşlarına dokunduğunda dünyanın her tarafındaki insanlarla görüntülü olarak anında sohbet edebiliyorsun, konuşabiliyorsun. Teknolojinin geldiği son noktalardan bir tanesi. Ulaştırmada çok daha hızlı uçaklarla, çok daha kısa sürelerde seyahat edilebiliyor. Hızlı trenlerle, bakın saatteki hızı 400-500 kilometreyi bulan trenler var. Manyetik alan üzerinde hızla giden trenler var. Sürtünmeyi azaltıp daha hızlı gitmesini sağlayan hızlı trenler var. Mesela ben Paris metrosunda bununla karşılaşmıştım. Paris'ten Nice normalde 4-5 saatlik yolu 1 saatte, 1,5 saatte alan trenler var. Bakın ülkemizde de hızlı trenler belirli hatlarda kullanılmaya başlandı. Çok fazla hızlı değil ancak yine de hızlı trenler ülkemizde Ankara-Konya, Ankara-İstanbul arasında hizmete girdi, başladı şu an. Sağlıkta teknolojiler, eskiden sağlık hizmetleri nasıl diyeyim, biraz daha yavaştı. Şimdi teknolojinin sayesinde daha da hızlanmaya başladı. Mesela tomografi ve röntgen filmleri çok daha hızlı ve seri şekilde çıkartılabilir. Film çekildikten sonra anında doktorun ekranında, bilgisayarda gözükebiliyor bunlar. Eskiden neydi? Film çektirip filmin çıkmasını bekliyorduk saatlerce. Ama şimdi bilgisayar ortamında röntgen filmi çekildikten sonra tomografi cihazından tomografi çekildikten sonra anında doktorun ekranında doktor bunları görebiliyor. Bunlar teknolojinin bize sağladığı faydalar. Eğitimde bakın Milli Eğitim Bakanlığı'nın başlattığı Fatih Projesi kapsamında okullarda özellikle liselerde lise birinci sınıfa başlayan öğrencilerin hepsine milyonlarca tablet dağıtıldı. Ortaokul ve liselerdeki tüm tahtalar akıllı tahtaya dönüştürüldü. Bilgisayarlı akıllı tahtalara dönüştürüldü. Artık en ücra köylerdeki okullarda bile bilgisayarlar ve internet hizmeti kullanılabiliyor. Evet, çağımız bilgi çağı ve Milli Eğitim Bakanlığı da bu bilgi çağında yenilikleriyle çağın gerisinde kalmamaya çalışıyor ve ileriye gitmeye çalışıyor. Evet, sağlıkta, eğitimde, ulaşımda birçok alanda teknoloji bizim artık hayatımızın her yeri. Bizim de teknolojik ürünleri ne yapmamız gerekiyor? İyi kullanmamız ve bunları verimli kullanmamız gerekiyor. Daha sonra göreceğiz bazı teknoloji ürünler ya da teknoloji bizim hayatımızdan bazı şeyleri de götürüyor. Özellikle çağımızın en büyük sorunlarından bir tanesi internet. İnternette dünyanın her tarafındaki bilgilere ne yapabiliyoruz? Ulaşabiliyoruz. Ancak sağlıklı bilgiler olduğu kadar da amacı dışında uygunsuz, bizler için özellikle çocuklar için uygunsuz olan bir sürü bilgiler ve siteler var. Ne yapmamız gerekiyor? Aile koruma programı kapsamında bu tip sitelerden korunmamız gerekiyor, uzak durmamız gerekiyor. Bunu ebeveynlerinizin evinizde kullandığınız interneti bu şekilde düzenlemesi gerekiyor. Bu tip sitelerden ve bilgilerden
uzak duruyor. Anlaşıldı mı çocuklar? Anlaşıldı. Evet, son dersiniz olması dolayısıyla hepinize ben şimdiden iyi tatiller diliyorum. Bol bol dinlenin, eğlenin, gezin, dolaşın ama kitap okumayı da unutmuyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Tamam. Hepinize iyi tatiller.